Sunduğu Osman Kara'yla Farklı Bakış devam ediyor. Tekrar iyi akşamlar. Küresel iklim değişimi, suyun kirlenmesi, suyun yanlış kullanılması ve bütün bunların hem bölgeye, hem ülkeye, hem de hayatımıza getireceği tehditleri konuşmaya devam ediyoruz. Profesör Doktor Yusuf Demir'in anlattıkları gerçekten her Türk vatandaşının, hatta insanlık ailesine mensup herkesin üzerinde durması, düşünmesi ve gereğini yapması icap eden hususlar. Bir tarafta hayatı devam ettiren su, öbür tarafta geleceğe ihanet noktasında suya darbe vuran bir insanlık. Umutlar var ama tehditler var, endişeler var. Tehditlere karşı tedbirler alırsak korkmaya çok gerek yok. Değil mi Sayın Hocam? Evet. Peki bu tehditlere karşı alacağımız tedbirler ne olabilir? Eğer tehditleri tamamladıysak, yok söyleyeceğiniz varsa onu da iyi buyurun. Ne yapabiliriz bu saatten sonra? Şimdi tabii çok kıymetli izleyeceğimizin akşam saatlerine çok vaktini almak istemiyorum. Çünkü hakikaten televizyon programları oldukça yoğun. O nedenle başta da ifade ettim. Suyu saatlerce anlatsak bitiremeyiz. Yok daha bir de daha özellikle Fırat Dicle Havzası'na gireceğiz. Elbette. Onun elbette. İçin ben tehditlerle fazla zamanımızı doldurmayayım diye diyorum. Ama bizim mutlak suretle yapmamız gereken şeyler var. Bunu birkaç başlık altına toplamamız lazım. Öncelikle başta da ifade ettiğim en büyük su israfımızın olduğu yer tarım. Bir kere ülkemizde yeni bir su yasasına ihtiyacımız var. Suyun kurumlar arasında iletişimi, koordinasyonu ve doğru kullanımına ihtiyacımız var. Bu noktada çok ciddi bir çalışmaya ihtiyaç var. Bununla ilgili değişik kurumlara zaman zaman raporlar veriyoruz. Ama tarımda yavaş yavaş mesafe almaya başladık. Tarımda hem tarım arazilerinin korunması yasası, geçen sene reform dediğimiz bir yasa, onunla beraber de suyun daha kontrol verilmesiyle ilgili, ama bu konuda daha alacağımız çok yol var. Özellikle sulama mühendisi olarak yetiştirdiğimiz insanların, bu işleri bilen insanların bu işin başına gelmesi bir kere orada çok ciddi bir tasarruf sağlayacaktır. Ama günümüzde yapılması gereken bir takım konular var. Bunlardan evsel tedbirlere gelmeden önce sanayide ve yerel yönetimlerde alınması gerekenler var. Bakın, bugün özellikle bu büyükşehir yasası çıkmadan önce 3650 civarında belediyemiz vardı. Maalesef bu belediyelerimizin %90'ının arıtma sistemleri yeterli değil, çoğunda arıtma sistemi bile yoktu. Şu anda hala Türkiye'de yerleşim düzeni içerisindeki, şehir yerleşimindeki belediyelerimizin çoğunun atık sularını biz arıtmadan denize, doğaya vererek kirletiyoruz. Biz o küresel ısınma, çevreyi kirletme dediğimiz olay aslında bunlar her biri onu tetikleyen unsurlardır. Bir de yerel yönetimlerin su konusunda bir an önce bilinçlenmesi, suyu doğru kullanımını vatandaşa anlatması lazım. Ben geçen sene çok umutlanmıştım. Belki sen de hatırlarsın, buradan giderken Büyükşehir Belediyesi Atakum civarında her köprünün üzerine suyunuzu doğru kullanın. Niye? Ciddi bir kuraklık yaşadı. Su sıkıntısı bir yaşadık felaket onun için. Vardı. Ama bu sene bir tane asılmadı. Evet. Geçen sene bir barajda yapılan bir yanlış tahliye işleminden dolayı çok ciddi bir su sıkıntısı yaşadı Samsun. O çerçevede bütün o kampanya açıldı. Sonra ama mesele, evet. Bakın ben özellikle su programlarını yağışın çok olduğu aylarda yapıyorum. Niye? Diyorum ki problemi kurak dönemde, problemi yaşadığınız dönemde herkes anlatır. Eğer siz suyunuzu doğru kullanmayı bugünden öğrenemezsek, problemi yaşadıktan sonra istediğimiz kadar bağıralım, istediğimiz kadar anlatalım, hiçbir faydası olmayacaktır.
Ben Büyükşehir Belediyesi'nden ve yerel yönetimlerden bu sene bu tedbirleri vatandaş öğretmesini bekliyorum. Doğrusu budur. Kuraklığı yaşadığımızda biz o barajı gittik inceledik, oradaki şeylerle ilgili raporlarımız da var. Ama orada yaşadığımız problemi yaşadığımızda anlatmışız. Bir vatandaşın o seneki problemine çözüm değil ki o. Sadece geçici palliatif çözümler. Yani bir daha zaman, yaşamamak için tabii, bugünden bu tedbirleri almak lazım. Yerel yönetimler hem suyun doğru kullanımı, hem suyun kirlenmemesi, hem çevrenin korunmasını kendisine politika haline getirmeliler. Bunu sadece hükümetlerden, işte başbakanlıktan, bakanlıklardan beklemek yanlış. Yerel yönetimlerin bu noktada çok ciddi sorumluluğu var. Birincisi bu. İkincisi, yerel yönetimlerin kendi içerisinde tükettikleri suyu, vatandaşa ilettikleri suyu, su iletim sürecini doğru kontrol etmeliler. Bakın bugün Samsun'da evlerimizin çoğunda şehir suyu tüketilmiyor, içilmiyor. Ya damacana suyu içiliyor ya arıtma suyu içiliyor. Halbuki bizim tesislerimize arıtılıp gelen su, borularımızdaki problem giderilse, doğru aktarılsa, emin olun damacanalarda yaşadığımız problemler daha fazla. Ama ben konferanslarımda soruyorum, vatandaş diyor ki hocam diyor, bu damacanalardaki suyu tüketmeyelim mi, arıtma tesis şeylerini kullanmayalım mı? Şimdi nasıl kullanmayın diyebilirim. Çünkü kendimiz yaşıyoruz. O zaman yerel yönetimler önce kendini aynı yapacaklar, bu çözümü üretecekler. Evlerimize geldiğimizde en büyük evlerimizdeki tedbir ev hanımlarımızdan başlıyor. Beni izleyen çok kıymetli hemşehrilerime, ev hanımı, kızlarımıza, annelerimize, bacılarımıza benim birkaç önerim var. Lütfen can kulağıyla dinlesinler. Önce çocuklarımıza, küçük evdeki çocuklarımıza suyu kullanmayı öğretelim. Temizliği doğru yapmayı öğreteceğiz. İkincisi, evlerimizde bulaşık yıkamadan çamaşır yıkamaya, sebze ve meyveyi yıkamadan yemek hazırlamaya kadar her aşamada almamız gereken tedbirler var. Emin olun, hanımlarımız doğru tedbir aldığı takdirde evlerde tükettikleri suyun %40'ını tasarruf edebiliyorlar. Bir muslukta saatte 10-15 damla suyun damlaması ile aylık yaklaşık 1,5-2 metreküp suyu ziyan ediyoruz. Sabahleyin tıraş olurken her birimiz musluğu açıyoruz, yüzümüze musluk akıyor. Veya dişlerimizi fırçalarken bakıyorsunuz musluk akıyor, biz dişimizi fırçalıyoruz. Ve her o akışta 3-4 litre suyu boşuna akıtıyoruz. Veya çocuğumuz gidiyor klozete bir tane çöp atıyor, basıyor düğmeye, 15 litre su gidiyor. O su giderken kirlenerek gidiyor. Dönüşümde sıkıntı yaşanıyor. Evde hanımlarımız bulaşık makinesi 3 tane kap koyuyor, düğmeye basıyor, çalıştırıyor. Bir kere, bulaşık makinelerimizi tam dolmadan çalıştırmayacağız. Çamaşır makinelerimizi tam dolmadan kullanmayacağız. 2, musluklarımızı açıp asla sebze ve meyvelerimizi lütfen musluğun altında serbest halde yıkamayacağız. Bir leğeni alacağız, önce kabasını temizleyip ondan sonra temizliğini yapacağız. Onun dışarısında gerek çocuklarımızın banyodaki duş sürelerini. Bakın çok çarpıcı bir anımı anlatmak istiyorum. Çek Cumhuriyeti'ne gitmiştim, bir Çek ailenin misafir oldum. Bir akşam duş alacağım, banyoya girdim, kırmızı bir kova banyoda. Merak ettim, evin hanımına dedim ki hanımefendi, nedir bu kova, ne işe yarıyor? Dedi ki hocam, ki Çek Cumhuriyeti'nde kişi başına düşen su bizim 3 katımız, 4500 metreküptür. Bizden 3 kat daha zenginler. Bizleri şohbeni açtığımızda su ısınıncaya kadar açan suyu asla boşa akıtmayız. Isınıncaya kadar o akan suyu bu kovada toplarız. Ondan sonra su ısındığında duşumuzu alırız. Daha sonra bu kovadaki suyla ya arabamızı yıkarız, ya çiçeğimizi sularız, ya kapımızı temizleriz. Bunlara inanç sistemi olarak bizden farklı, işte Hristiyan diyoruz, biz Müslümanız, temizliğe bu kadar önem veriyoruz, bu kadar su israfına, tasarrufa önem veriyoruz. Ama şimdi evlerimizde hepimiz bunu yapıyoruz. Şohbenimizi açıyoruz, duşumuzu saatlerce akıtıyoruz. Bu su, ya ne olacak, su akıp gidiyor canım, nasıl olsa devirde. Hayır.
Her damla su bir kirli ortamla karşılaştığında geri dönüşümü zorlanıyor. Hidrolojik dönüşümü zorlaşıyor. Bu da çevre kirliliğiyle beraber o bizim atmosferdeki su dönüşümü dediğimiz dönüşümü etkiliyor. O nedenle gerek ev hanımlarımız, gerek beylerimiz, gerek inşaat yapan inşaat ustalarımız. Bakın evlerimizde sadece tuvaletlerimizdeki rezervuarlarımızın kapasitesini 15 litreden 9 litreye indirmekle biz ayda yaklaşık olarak evde tükettiğimiz içme suyu kadar suyu tasarruf ediyoruz. O nedenle yapılabilecek o kadar çok şey var ki. Yani bunları saatlerce anlatsak ama ne olur bu konuda internete girdiğinde çok kıymetli izleyicilerimiz çok güzel önerilerle karşılaşacaklar ama önce eğitim. Bir tasarruf kültürü. Su ve doğaya, içinde yaşadığımız doğaya karşı bir korumacı ve bir tasarruf kültürünün çevre bilinci kültürü, tasarruf bilincinin çocukluktan itibaren kesinlikle yerleştirilmesi ve yaşam biçimi haline dönüştürülmesi gerekiyor. Kesinlikle, kesinlikle. Sayın Deveci, bu arada sizi bir aile ihmal ettik ama sanıyorum bu teknik konular, bu konular sizin için de faydalı oldu. Şimdi su problemi burada bitmiyor. Türkiye'nin en önemli su havzası Güneydoğu, işte Doğu Anadolu'dan başlayıp Güneydoğu Anadolu'ya geçip Suriye, Irak hattında gidiyor. Ayrıca Hatay'da Asi Nehrimiz var, yukarıda Aras Nehrimiz var. Sınır aşan sular. Evet. Sınır aşan su hukuku uluslararası hukukta ve bizim 50-60 yıldır girecek miyiz, girmeyecek miyiz? Bir türlü karar veremediğimiz yahut alacaklar mı almayacaklar mı bir türlü anlayamadığımız ki aslında bana sorarsanız ben hem girmeyeceğiz hem de almayacaklar hükmünü çok rahat veririm ama Avrupa Birliği'nin gündeminde ve galiba Avrupa Birliği'nin de gözü bizim Fırat Dicle sularında. Ticari planda değil ama galiba siyasi planda orada. Güneydoğu'daki olaylar Dicle Fırat ve Orta Doğu'daki su kıtlığı, tabii Irak ve Suriye'nin hemen altında belki de su ihtiyacı en fazla olan ülkelerden birisi İsrail. Bütün bunları siz bir hukukçu gözüyle nasıl değerlendirirsiniz? Evet. Bir defa şuradan başlamak lazım. Hocamın bıraktığı yeri de bir iki cümleyle ilave edilmek için. Bir defa su nedir? Su bir meta mıdır? Su bir yaşam hakkı, onunla birlikte bir insan hakkıdır. Su yaşamın vazgeçilmez temel unsuru, dolayısıyla bir insan hakkı, yaşam hakkı kadar önemli, onunla eşdeğer bir insan hakkı olarak değerlendireceksek, hukuka, onun hukukuna bakışımızda o zaman farklı olacaktır. O mecrada olacaktır. Şimdi hocam, tek tek tasarruf su kıymetli, doğada az, insanın suya olan ihtiyacı giderek artıyor. Onun tasarruflu kullanılması gerekir dedi ve bir dizi önlem saydı. Suyun tanımından yola çıkarak su bir metadır, bir ticaret aracıdır, doğada azdır. Onu en tasarruflu bir şekilde kullanabilecek olan özel sektördür. Yani piyasa ekonomisi koşulları için özel sektördür. Suyun özelleştirilmesi lazım ve bu konuda devlet bu su kaynaklarını derleyip toparlayıp insanları yetiştirebilmede kendi kaynakları yeterli değildir. Özel sektör birikimlerinde buna aktarılması gerekir gibi bir süredir bir tartışma var. Ben bu konuda da ciddi uluslararası büyük çapta işte aşağı yukarı 130-140 ülkede örgütlenmiş ve pazar bulmuş büyük şirketler var. Demin de belirttiğim gibi bunlar dünya nüfusunun %5'inin su ihtiyacını karşılıyorlar. Ve dünya petrol gelirlerinin yaklaşık %45 kadar gelir elde ediyorlar. Bu şu demektir, özel sektör su bir meta ise ne kadar çok satarsam o kadar çok para kazanacağım demektir. O zaman ben su tüccarı olarak, suyu satan, suyu pazarlayan biri olarak ben suyun tüketicilerine suyu çok tüketmeyi önereceğim. Yani hocamdan farklı bir noktadayım. Hocam tasarruf diyor, ben tüketin diyorum. Çünkü ben para kazanacağım. Yani böyle olunca bu işi bu noktada kesemezsek, bu noktada durduramazsak bizim bu tedbirlerimizin çok fazla bir anlamı olmayacak. Çünkü büyük bir rakam, büyük bir ölçekli uluslararası güçler bu noktada bizden çok daha önce devreye girmişler ve suyun başını
deyim yerindeyse tutmuşlar. İşin bir boyutu bu. Buradan yaklaşmak lazım, bu tanımdan yaklaşmak lazım. Uluslararası ya da sınır aşan sulara gelince orada da suyun insan hakkı, yaşam hakkı, yaşamın bir parçası, vazgeçilmez unsuru tanımından yola çıkarak uluslararası hukukta çözüm aramak lazım. Ama ne yazık ki uluslararası hukukta Birleşmiş Milletler de dahil, tabii bu yüzyılın başlarında 1911'li 10'lu yıllarda uluslararası örgütlerin gündemine sınır aşan ya da uluslararası su kavramı girmesine ve çözüm arıyor olmalarına rağmen bugüne kadar böyle tüm ülkeler arasında su sorununu çözebilecek bir metin, bir yaklaşım biçimi, bir anlayış, bir hukuk sistemi, bir normlar silsilesi ortaya çıkmış değil. Bizim de uluslararası su konusunda hem kuzeyimizdeki, hem batımızdaki, hem doğumuzdaki, hem de güneyimizdeki ülkelerle sınır aşan su problemimiz var. Fırat ve Dicle üzerinde yatırım yaptığımız için biraz önce hocamın bahsettiği GAP projesi, Atatürk Barajı gibi orada suyun akışını bir miktar, daha doğrusu suyu kullanmaya yönelik projeler ürettiğimiz için ve güneyimizde alt havzadaki ülkelerde, Irak'ta, Suriye'de, onun altındaki ülkelerde su önemli bir unsur, miktarı az olduğu için problem o iki nehirde ola geliyor. Biz oraya bugüne kadar çok doğru yaklaşabilmiş değiliz doğrusunu söylemek gerekirse. Irak'la Fırat konusunda birkaç kere görüşmüşüz. İşte Suriye ile değişik zamanlarda özellikle bu Atatürk Barajı'nın, Keban Barajı'nın yapıldığı dönemlerde gündeme gelmiş. Orada görüşmüşüz, konuşmuşuz, bir takım kararları almışız. Biz mesela orada özellikle Suriye ile suyu bu insan hakkı kavramı, bu tanımı içinden yola çıkmamış. Biz kaynak ülkeyiz, suyun doğan kaynağının besleyici havzasında içinde barındıran ülkeyiz. Kendi sınırları için, kendi sınırlarımız içinde, kendi ihtiyaçlarımızı oranında biz mülk sahibiyiz. Mülk sahibi sıfatıyla suyu değerlendiririz, kullanırız mantığıyla yaklaşmışız. Sana da istediğim kadar veririm veyahut da vermem. Öyle bir mantıkla yaklaşmışız. Uluslararası baskılarla 500 metreküp kadar su akıtmayı daha sonra kabul etmişiz ama oraya gelinceye kadar uluslararası hukukta ve bu suyun tanımıyla burada bu top şeyde ortaya koyduğumuz tabloyla çelişen şeyler de yapmışız. Suriye ile o dönem işte Suriye'de tabii yine hocamın altını çizdiği gibi suyla Türkiye'yi cezalandırmak ya da suya karşılık Türkiye'yi başka bir alanda bir zaafını ortaya çıkarabilmek için Suriye yıllarca teröre destek vermiş, karşılığında da. Bir de şöyle bir şey oldu. Biz Güneydoğu'yu sulama dahil, enerji dahil GAP projesini gündeme getirdiğimizde özellikle Arap dünyasının, o zaman Arap dünyası daha bir birleşik bir dünyaydı. Evet. Arap dünyasının çok ciddi engelleriyle karşılaştık ve GAP projesi için biz uluslararası kredi bulamadık. Yani o projenin gecikmesinde güneydeki komşularımızın da çok olumsuz etkileri oldu. Hatta o yıllarda terör örgütünün de Baba Esad tarafından veya Saddam tarafından sırf bu projelerden dolayı desteklendiği, beslendiği, büyütüldüğü iddiaları da Türk kamuoyunun gündemine çok sık geldi değil mi hocam? Yanlış evet. Hatırlamıyorum. O da var. Ondan daha önemlisi belki bizim sınırlarımız içinde o projelerden birinci elden yararlanmak durumunda olacak olan o coğrafyada yaşayan insanların da bu işi sahiplenmemesi var. Belki biz bir kültür olarak o projeyi bir bütünüyle o bölgeye aktaramadık, tanıtamadık, taşıyamadık, yararlarını belki anlatmakta geciktik ama o insanlar da o projenin kendi yaşamlarını değiştirebileceğini, kendi hayat tarzlarını değiştirebileceğini, ufuklarını açabileceği konusunda çok istikrarlı olmadılar ve projeye sahip çıkmadılar. Yani Suriye'nin terörü desteklemesine, Suriye terörü destekleyebilmesinin terörün de bir alıcısı olması lazım. O coğrafyanın insanlarıydı büyük ölçüde ve Suriye kendi niyetinin bir aracını o coğrafyadan temin edebildi ve terörü destekleyebilecek bir terör örgütü bulabildi. Burayı biraz Cemil Bey ben açabilir miyim müsaade ederseniz? Tabii hocam, tabii buyurun.
Özellikle tabii bizim ülkemizin toplam su kaynaklarının yaklaşık %35'ini Dicle ve Fırat oluşturmaktadır. Ülkemizin sınır aşan su problemi dediğimiz suyumuz toplam 5 tanedir aslında ana kaynağımız. Bunlar içerisinde Güneydoğu'da Asi Nehri, Dicle ve Fırat dediğimiz 3 tane nehrimiz var. Asi Nehri'ndeki su Suriye'de doğup Türkiye'ye gelmekte ve maalesef son 30 yıl içerisinde Suriye, Asi Nehri'nden Türkiye'ye giren suyu tamamen kesmiştir. Kurutmuş. Ama bir taraftan da bizden, Irak ve Suriye'de Dicle ve Fırat'tan su talep etmektedir. Biz doğru politikaları bir türlü savunamadığımız için Asi Nehri'ndeki hakkımı koruyamamışız. Öbür taraftan da Dicle ve Fırat'taki haklarımızı maalesef yasal mevzuattaki boşluklar ve kendi uzmanlarımızın görüşlerini doğru yansıtamadığımız için bugün neredeyse Avrupa Birliği'ne teslim eder hale gelmişiz. Özellikle Dicle ve Fırat'ın üzerinde oynanan oyun, işte BOP projesi diyoruz, İsrail projesi çok yönlü bir projedir. Şu anda orada oynanan bir başka oyun vardır. Dicle ve Fırat'ın Şattül Arap'a akması nedeniyle şu anda oradaki Körfez ülkelerinde de bir başka problem vardır. Körfez ülkeleri Şattül Arap'ta, o Körfez'de tuzlu suyu aratarak su temin etmektedirler. Diyorlar ki siz Dicle ve Fırat'ı keserek Körfez'deki tuzlu su oranını yükseltiyorsunuz, bizi sistemimizi engelliyorsunuz. Dolayısıyla savundukları fikir şu, Arapların suyunu Türkiye engelliyor gibi bir politika işlemeye başladılar. Şimdi bir başka şey, biz maalesef kendi öz kaynaklarımızı savunamamışken bir taraftan da dışarıdan gelen Meriç'te de bu sıkıntıyı yaşıyoruz, Asi Nehri'nde de yaşıyoruz. Tabii yasal mevzuattaki sıkıntılarımız o kadar çok ki bir kere biz kendi uzmanlarımıza güvenememişiz. Kendi uzmanlarımızın hukuki önerilerini bir türlü aktif hale geçirememişiz. Biraz önce Cemil Bey ifade etti. Bu ülkenin henüz daha maalesef yerleşik bir su yasası yok. Osman Bey, yani bu çok ciddi bir krizdir. Şimdi hocam, Irak'la Suriye ile öyle böyle bir neticeye varırız. Fakat başka bir şey var galiba. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne katılım ortaklığı çerçevesinde hazırlayacağı su yönetim planının Avrupa Birliği tarafından onanması diye bir şart var. Şimdi tam da orayı açmak istiyordum. Evet. Şu anda hazırladığım bir rapor var. Tarım, Su ve Çevre diye Avrupa Ankara'daki bir sivil toplum örgütüne. Oraya daha önce ben Avrupa Birliği sürecinde Türk tarımın yaşadığı problemler diye bir rapor hazırlamıştım. Orada da altını çizdim. Maalesef Türkiye'nin Avrupa Birliği ile anlaşmalarında veyahut da müzakerelerindeki en temel başlığı tarım oluşturuyor. Ama en problemli başlığı su oluşturuyor. Avrupa Birliği, yani bunu siyasi anlamda çok açmak istemiyorum. Çünkü biraz açtığınız zaman tam da seçim arifesinde başka taraflara doğru gidiyor. Ama Avrupa Birliği Türkiye'nin özellikle su yönetimi konusunda Türkiye'den istediği, diyor ki Dicle ve Fırat'ın yönetimini bize teslim edin. Güneydoğu'yu biz kontrol edelim. Şu anda Avrupa Birliği'nin müktesebatındaki en canımızı yakan, şu anda neredeyse onu teslim etmiş durumdayız da maalesef. Aslında ilgili ve yetkililerin bu konuda kamuoyunun önüne çıkıp kamuoyunu aydınlatması lazım. Bu noktada bizim Avrupa Birliği müktesebatında nereye vardığımızı, hangi problemleri yaşadığımızı maalesef bunları kamuoyunun önünde tartışmıyoruz. Halbuki bizim Dicle ve Fırat'ı feda etmemiz demek bir kere Türkiye'deki kaynaklarımızın %35'ini yok saymamız demektir. Biz başta söyledik, Türkiye su fakirliğine girmiş, %35'i öyle attık. Kişi başına düşen su miktarımız zaten 1000 metreküp altına düştü, biz fakiriz. Şimdi bir de Avrupa Birliği Güneydoğu'daki Dicle ve Fırat'ı kontrol ederken sadece suyu kontrol edeyim demiyor. Oradaki tarımı kontrol etmek istiyor, oradaki demografik yapıyı kontrol etmek istiyor. Yani bu bir politik eksene doğru kayıyor. Tabii Orta Doğu projesine bir açıdan bir arada, bir bakış. Tabii. Yani bir bütün tabii. Bakışın bir parçası o. Elbette oraya doğru gidiyor. O nedenle Dicle ve Fırat'ı başlı başına incelemek lazım. Tabii bizim bir kere sen belki hatırlarsın Türk Hoca'nın da verdiğim konferansları ifade ettim. Bizim bu millete Güneydoğu Anadolu projesini çıkıp günlerce anlatmamız lazım. Bu millet Güneydoğu Anadolu projesini yapabilmek için son 50 yılda ne bedel ödedi? Ne bedel ödedi hocam? Ne yaptık ki? Bakın
Güneydoğu Anadolu Projesi'ni Türkiye 1960'lı yıllarda devreye sokmaya karar verdi. 1970'li yıllara geldiğinde sizin de bahsettiğiniz gibi Güneydoğu Anadolu Projesi'ni bulabilmek için dış destek bulamadı. Kendi kaynaklarıyla yapmaya başladı. Kendi kaynaklarıyla hız kazandı. Peki niye önemli Güneydoğu Anadolu Projesi? Bir rakam vereyim, müsaade ederseniz. Tabii tabii, buyurun. Çukurova bölgesi bugün Türkiye'nin tarım ambarı olarak geçiyor. Çukurova bölgesi 180 bin hektardır tarım olarak. Türkiye'nin en verimli arazileri olarak değerlendiriliyor. Güneydoğu'da, Güneydoğu Anadolu Projesi 13 tane proje demetini oluşturuyor. Bu projeler devreye girdiğinde sulanarak tarıma açılacak Çukurova'dan daha verimli arazinin miktarı 1.8 milyon hektar. Yani 10 tane yeni Çukurova'yı bu ülke devreye sokmayı hedefliyor. Asıl tehlike burada başlıyor. Dolayısıyla buraya destek olmayan ülkeler bu projenin devreye girdiğini, o bölgedeki insanların kalkınacağını, refah seviyesinin yükseleceğini görmeye başladıklarında o bölgeyi kaşımaya başladılar. Terörü kaşıdılar, Asala terör örgütünü önce devreye soktular, PKK'yı devreye soktular ve bunu dönem dönem görüyoruz. Dönem dönem ne zaman ki biz orada bir adım attık, ne zaman ki Atatürk Barajı'nı bitti, Karar Ovası'nı sulamaya başladık, terörün tekrar hortladığını gördük. Şimdi o bölge için su yaşamsal. Yani onların petrolü var ama suyu yok. Suyu az. Petrolden daha kıymetli onlar için. Ve orada bizim kendi suyumuza güçlü bir devlet olarak kamusal çıkarlarımızı koruyarak kendi suyumuzu biz böyle değerlendireceğiz. Biz bu suyun kullanım hakkını böyle kendi menfaatimize, kendi ulusal çıkarlarımıza uygun görüyoruz diyebilecek gücü elde edememek için o coğrafyada hem coğrafyayı oluşturan güneyimizdeki ülkeler hem de bizim işte 50 yıldır, son 50 yıldır dostumuz dediğimiz, aynı ittifak içinde olduğumuz Batı İttifakı bizi orada sürekli kaşımışlar, hırpalamışlar, tahrik etmişler ve orada bize doğru bir politika oluşturma noktasında güçsüz ve zayıf bırakmışlardır. Türkiye çok gelmiş gitmiştir. Mesela Meriç'ten parayla su satın almıştır bir dönem. Niye? Su kamusal bir kaynaktır. İçinden doğduğu coğrafyanın doğal hakkı vardır. Kendi işte Fırat'ında, Dicle'sinde, kendi ülkesindeki şeylere de benzer bir yaklaşımı sergileyebilmek için hatta bir dönem işte petrolle değiştirmeyi teklif etmiştir, memnun etmiştir ama hiçbir önerisinin arkasında güçlü bir şekilde duramamış, hepsinden geri adım atmak zorunda kalmıştır ya da geri adım attırılmıştır. Ta ki işte siz teröre destek vermeyin, biz de size biraz su verelim noktasına gelinceye kadar. Evet. Yani şimdi, Türkiye çok büyük çıkmazlara itilmiştir bu uluslararası güçler tarafından. Çünkü Türkiye'nin o iki nehri Türkiye için önemlidir. Güneyi için de çok önemlidir. Yani ateşten gömlektir, barut fıçısı gibidir o iki şimdi nehir Türkiye için. Sevgili Cemil Deveci, biz eğer Kanuni Sultan Süleyman'ın Fransuva için Alman İmparatoruna mektup yazmasıyla övünüyorsak, Amerikalılar da yahut Fransızlar da yahut Almanlar da Orta Doğu'da kendi politikalarını uygulama hakkına sahiptirler. O konuda bütün mesele bizim evet. Bu projelere karşı tavrımızı nasıl ortaya koyduğumuzda düğümleniyor. Benim heyecan duyduğum günlerde o günler. Allah rahmet eylesin Süleyman Demirel, Süleyman Bey kapı kaptırmam derken gerçekten çok büyük bir hayali evlendiriyordu. Evet. 7 küpeli gelin diyordu ve Süleyman Bey'in hiç unutmadığım bir şey daha vardı. Atatürk Barajı'nın suyunu nihayetinde de Konya Ovası'na akıtacaktı. Ve ben düşünüyordum, olabilir diyordum. Türkiye'nin bu imkanları var ama Türkiye kendi gücünü, kendi kaynaklarını doğru kullanma kabiliyetini maalesef gösteremedi. Biraz da meselelere uzun boylu bakmadık. Evet. Şimdi Avrupa Birliği'ne katılacağız veya katılmayacağız. Ben olay siyasi çerçevede 50-60 yıl dedim. O parti gitti, bu parti geldi. Yarın yine bir başka parti olabilir. Ama Avrupa Birliği'nin bir dayatması var. Avrupa Birliği'nin bizim hazırlayacağımız su yönetim projesini onaylayıp onaylamamak gibi bir yetkisi var. Onu verdik biz Avrupa Birliği'ne. Evet. Yani sizin dediğiniz nokta bu. Şimdi biz yarın bütün komşularımızla uyuşarak en iyi projeyi hazırlasak. Aşağıdan İsrail bu işi itiraz ederse yukarıda Avrupa Birliği bunu
onaylamayacak. Böyle evet. bir tehditle karşı karşıyayız. Galiba sizin de Avrupa Birliği el koydu dediğiniz maalesef. Nokta bu. Yani evet. böyle bir aşmazımız var. Maalesef uzun vadede bu işleri gözden kaçırıyoruz. Şimdi müsaade edersiniz Osman Bey. Bu konuda tabii Cemil Bey hukuki kürsüyle ilgili ama bizim çok acil yapmamız gereken bu ülkeyi yönetenlerin bir şey yapar. Bir kere bizim teknik eleman ve uzman noktasında dünyadaki ülkelerden hiç de az kalmayacak kadar yeter elemanımız var. Biz maalesef kendi kapımızdaki, hani eskilerin bir tabiri vardı, lütfen beni izleyenler, bazı işte kapıdaki danadan öküz olmaz tabiriyle, kendi insanımıza değer vermiyor. Önce kendi insanımızı, kendi teknik elemanımızın görüş ve raporlarına inanacağız. O insanların değerlerini alacağız ve o insanlar ortaya koyduğu raporlarla kendi su politikamızı ve su yasamızı geliştireceğiz. Birincisi bu. İkincisi, biz mutlak suretle hem Güneydoğu Anadolu bölgesindeki sınır aşan sularımızla ilgili hem de iç sularımızla ilgili, kendi iç su dinamiklerimizle ilgili yeni bir su reformunu geliştirmemiz lazım. Bunun da ben bu son seçim döneminde siyasi partilerin politikalar, şeyle programlarını inceliyorum, hiçbir tanesinde yok. Halbuki bu ülkenin bence ekonomi kadar, terör kadar önemli bir konusu sudur. Sizin Güneydoğu'nuzda bugün yaşadığınız problemin ana mihenk taşı sudur. Ama bunu kamuoyu bilmez, halk bilmez. Bunu ülke idare edenler bilecek. Biz bu ülkede maalesef su uzmanlarına gidip yurt dışında yetiştiriyoruz. Ve kendi insanımız önce güvenmeyi öğreneceğiz. Kendi insanımızın hazırladığı konulardaki raporları öğreneceğiz. Biraz önce Cemil Bey çok güzel bir şey söyledi. Dedi ki, su dedi bir meta mıdır? Bu konuda mutlak suretle suyun toplumsal bir değer olduğunu, bir insan hakkı olduğunu ve ben baştan beri suyun bu kadar önemli olduğunu belirtirken onun altını çizmek istiyorum. Su her canlı için, bakın her insan için demiyorum. Çünkü Yaradan kainatı yaratırken bütün canlılığı yaratmış ve onlara halife olarak insanı belirlemiş. Demiş ki insan benim adıma sen kainatı halifesin. Her şeyin kullanımından sen sorumlusun ama onların kullanımı ve haklarından da sen sorumlusun. O halde bu kainatın sorumluluğunda bütün canlıların tek ana ögesi su ise bu suyun kullanımını bir canlılık yaşam hakkı olduğu ve bunun bir meta olamayacağı, bir para, ha hizmetin karşılığında bir para işleme yapıyoruz. Büyükşehir Belediyesi bize su satıyor işte kullanıyor ama suyu siz biraz önce Cemil Bey'in dediği gibi toplumsal bir şey haline dönüştürürseniz, uluslararası su şirketlerinin dünyadaki suyu kontrol etmesi noktasına ki bugünkü yaşadığımız HES problemin altında da o var. İçerideki içme sularımızdaki damarcan sularımıza kadar hepsinin altında maalesef bu problem var. Bizim bir kere bu noktada bir toplumsal duyarlılık oluşturmamız lazım. Su bir insan hakkıdır. Su olmazsa olmaz bütün canlının öncelikle yaşaması için gereklidir. Ne demektir? Benim param yoksa yaşamayacak mıyım? Benim param yoksa havayı soluyamayacak mıyım? Böyle bir mantık olabilir mi? Biraz önce Cemil Bey ifade etti. Eğer biz o zaman demek ki su tasarrufu yapalım falan ama ben yarın demek ki bir su şirketinin başına gelir, bunun patronu olursam suyu satmak için reklam yapacağım. O zaman bu insanlıkla alakalı olmayan bir kavramdır. Tabii bizim özellikle ticaret hukukumuzda da, hukuki konularda Cemil Bey tabii bu konuları çok iyi inceliyor ama ticaret hukukumuzda da boşluklar var. Suyun satımı ile ilgili, suyun ticaretleştirilmesi ile ilgili. Yani biz suyu ele alırken, ben öğrencilerime de suyu anlatırken yasal, hukuki, siyasal, sosyal ve toplumsal boyutlarını anlamadan suyu bir canlılığın olmazsa olmaz kavramı üzerine oturtamayız. Siz siyasal anlamda suyu bir yere oturtamazsanız, hukuki anlamda tanımlayamazsanız ki Türkiye'nin bence hem Avrupa Birliği karşısında elinin zayıf olması, hem dünya karşısında elinin zayıf olması. Bakın dünya 1991 yılında Rio de Janeiro'da bir toplantı yaptı ve dedi ki dünya krize doğru gidiyor. Ve 23 Mart'ı Dünya Su Günü ilan etti. Her yıl 23 Mart'ta binlerce bilim adamı, uzman dünyada toplanıyor ve suyun yaşadığı problemleri, krizi tartışıyor.
Peki biz ne yapıyoruz? Biz bu ülkede 23 Mart'larda ne yapıyoruz? İşte acizane benim gibi 3-5 tane bu konuda duyarlı insanlar çıkıp bir şeyler anlatmaya çalışıyor, orada kalıyoruz. Ne devletimizin, ne hükümetimizin, ne de bakanlıklarımızın, yerel yönetimlerimizin bir gayreti yok. Biz bunları yapmadığımız sürece, yasalarımızı bu noktada revize etmediğimiz sürece Güneydoğu'da da kaybetmeye mahkumuz. Maalesef Orta Doğu'da da kaybetmeye mahkumuz. Hocam tamam, yani siyaset yapmıyor, yasalar olsun. Ama ben başka bir yerdeyim. Türk aydını, Türk entelektüeli, Türk akademisyeni, Türk sivil toplum kuruluşları, Türk üniversiteleri bu konuda ne yapıyor? Sıkıntı orada. Aydın'ın dert etmediği meseleyi siyaset hiç dert etmez. Akademisyenlerin toplum gündemine taşımadığı meseleyi yerel yönetici zaten bilmez bile. Yani burada şimdi, sakın yanlış anlamayın. Estağfurullah Osman Bey, o zaman... Bir camiayı suçlama anlamında söylemiyorum. Bir aydın çevre dedim, entelektüel çevre. Hadi şöyle diyelim, mesela Türk basını ne yapıyor? Türk basının da su konusunda ne var? Ben kütüphanelere çok gelen bir insanım. Su konusunda çok az kitap çarpmıştır gözüme. Benim kütüphanemde hep topu 3 tane kitap vardı suyla ilgili. Tabii başta da ifade ettim. Türkiye'de hakikaten su konusunda yeter uzman ve eleman var. Ve yeter teknik bilgi ve altyapı birikimine sahip insanlar var. Ama Türkiye'de bugün medyada yaşanan, siyasette yaşanan, toplumda yaşanan problemler maalesef akademik camiada da yaşanıyor. Akademik camiadaki akademisyenler, aydınlar kendini tanımlamada ve anlatmada ciddi sıkıntılar yaşıyor. Yani onları yargılamak için de söylemedim. Estağfurullah. Hayır, şu anlamda söylüyorum. İnsanlar hakikaten yarını görmekten korkmaya başlarlarsa konuşmaktan imtina ederler. Ben geçenlerde bir programda dedim ki biz deli dolu insanlarız. Biz çıkıp her yerde konuşuyoruz ama merak etme, herkes böyle konuşmazlar. Ya niye konuşuyoruz? Ben bilimsel anlamda doğru bildiğine inandığım her davayı sonuna kadar hukuk çerçevede tartışırım. Bunun da o kadar tabii bir hukukçu kadar hukuki bilgimiz yok ama o kadar çok hukuki olayla karşılaştık ki tecrübemiz epey arttı. Kendimizi savunabilecek kadar da birikimimiz var. Ama maalesef bugün Türk aydınının, Türk entelektüelinin, akademik camianın en büyük problemi toplumdan uzak, toplumdan kopuk, kendini ifade edemeyen, toplum karşısında problemlerini anlatamayan bir sürece girdik. Bu başlı başına bir problem. Şimdi ben Sayın Deveci'ye de sorayım. Ya. Gerçekten Sayın Deveci, Türk hukukçusu, ki Türkiye'yi çok yakından ilgilendiren ve çok ciddi problemlere gebe bırakan bir konuda bir çalışması var mıdır? Bilginiz var mı? Türk hukukçusu derken bireyi alırsan önüne gelen davayı nasıl çözecekse onun kaynağını araştırır. Yani akademik kurumu alırsan, akademik kurumu alırsan gene üniversitelerden yola çıkarsın. Ne bileyim suyla ilgili bir enstitü, ne bileyim çevreyle ilgili bir üniversitenin bir başka bilim dalı ve üniversitenin hukuk fakülteleriyle birlikte, bir hukuk adamları birlikte bir araya gelirler. Türkiye'nin su rejimini ortaya koyabilirler. Ama bu konuda kolektif böyle bir çalışma olmamış. Kamu, devlet bu konuda bugüne kadar bir öncülük etmemiş. Kendi içinde bulunduğu sıkıntılara, sorunlara işte belli lokal ve o günkü konjonktürel neye gücü yetiyorsa, neye akla geliyorsa onunla çözümü de üretmeye çalışmış. Çünkü Türkiye özellikle sınır aşan ülkede, şeylerde, nehirlerde çok öneriler, çok fikir değiştirmiş, çok görüş değiştirmiş. Evet, direndiği noktalar var. Mesela Birleşmiş Milletler'in 1997'deki kararında direnmiş, oy kullanmamış. 3-4 ülkeden birisi ama ne bileyim bir takım denemeler yapmış, parayla su almış. Şeyde özellikle güneyindeki ülkelere en son geldiği nokta bence doğru bir nokta. Makul kullanım ilkesini de öne çıkararak herkesin ihtiyacını ama kendi coğrafyası içinde kendi ihtiyaçlarını da öncelikle karşılamaya yönelik bir ilke olarak o güneyindeki ülkelere şunu bir takım şeyler önermiş. Yani bir envanter çıkarın. Ne kadar suya ihtiyacınız var, ne kadarını tasarruf edebiliyorsunuz,
tarımda ne kadar suya ihtiyacınız var, hangi sulama tekniklerini kullanabiliyorsunuz, bir envanter çıkaralım. Suya olan ihtiyacınızı bir önce bir tespit edelim. Onun biz ne kadarını bizim karşılamamız gerekiyor. Sizin kendi kaynaklarınız neler, kendi kaynaklarınızdan ne kadarını karşılayabiliyorsunuz? Önce bir onu bir ortaya çıkaralım, bu konuda bir çalışma yapalım demiş. Tabii bu diğer ülkeler, partner ülkeler bu konuda tabii olumlu cevap vermeyince Avrupa Birliği devreye giriyor, Amerika devreye giriyor, bu projesi devreye giriyor. İsrail'e sıra bile kalmıyor. O sırada bekliyor. O açıdan bizim kendi coğrafyamızda, kendi komşularımızda, Cumhuriyet'in kuruluş felsefesinde olduğu gibi, Cumhuriyet'i kuranların bize yol gösterdikleri, tembih ettikleri gibi kendi ülkelerimizdeki, kendi sınırdaş ülkelerimizde kendi sorunlarımızı kendimiz tartışarak, konuşarak oturup çözmemiz gerekiyor. Avrupa Birliği üyesi de olsak, Avrupa Birliği'ni ya da başka uluslararası kuruluşları muhatap etmeden, böyle uluslararası bir su rejimi olabilse bile etmeden biz kendi problemlerimizi çözmemiz lazım. Çözen ülkeler var, biz bunu yapabiliriz. Mesela şu son önerimizin arkasında ısrarla durabiliriz. O konuda o ülkelerin ekonomik, Suriye şimdi böyle bir şey yapma şansı yakın tarihte yok. Taş taş üzerine kalmadı. Belki suya da ihtiyacı uzun süre hissetmeyecek, tarımını sulayamayacak, memnun edemeyecek falan ama önümüzdeki süreçte bu temel ülkelerden vazgeçmemeksizin belki onlara kredi açarak, teknisyen, mühendis, teknik eleman yardımı yaparak o envanter çalışmalarını yapılmasına bizim kendi bir şeyimize destek vererek öyle ortak özellikle bu iki nehrin, Fırat ve Nijer nehrin hukuki rejimini dünyaya örnek olarak kurabilmemiz gerekir diye düşünüyorum. Tabii o güneyimizdeki siyasi belirsizlik belki de aleyhimize de yani işi şu biraz daha zorlaştırıyor evet. Olabilir. Suriye'de muhatap alacağınız bir devlet yok. Irak'ta kimi muhatap alacaksınız? Kuzeydeki federatif yapıyı mı? Güney mi? O da belli değil. İsrail'de sıra gelmiyor dediniz. Bir söz okumuştum. Bu coğrafyadaki her şey made in İsrail değilse bile formate İsrail'dir. Yani İsrail yapısı değilse bile İsrail için evet. Yapılmıştır. Yani Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri bir şeye el atıyorsa bilin ki nasıl olsa orada İsrail'in hakkını İsrail'den önce onlar koruyacaktır. Yine hocamın bıraktığı yerden bir cümleyle evet, GAP bir proje değildir, GAP bir kültürdür, GAP bir yaşam tarzıdır. Oradaki insanlara GAP'ı iyi anlatmak lazım, Türkiye'yi iyi anlatmak lazım. İnsanlar GAP'a sahip çıkmalılar. GAP niye gecikti diye oradaki insanlar bir miting yapmıyorlarsa GAP'ın ne olduğunu bilmiyorlar demektir. Tabii. Yani şimdi Urfa'da, Diyarbakır'da GAP'ın etki alanındaki yerleşim alanındaki insanlar ayaklanmıyorlarsa bu niye gecikiyor bu proje diye, biz bunu bekliyoruz diye. Orada bir eksiklik vardı belki. GAP'ı önce bizim kendi sınırlarımız içinde sahiplenmeliyiz, sahiplendirmeliyiz ki dışarıdan başka müdahalelere birlikte engel olabilelim. Hocam programın da sonuna doğru hızla yaklaşıyoruz. Son sözünüzü alıp tekrar Cemil Bey'in de son sözünü alıp programı kapayacağım. Şimdi beni izleyicilere de birazcık rahatlatmak için bir iki su ile ilgili önlerde bulunmak istiyorum. Buyurun hocam. Yani bir kere bu kadar sudan bahsettik, bu kadar havadan sudan konuştuk. Suyu doğru ne zaman tüketmeliyiz? Bir iki onlarla ilgili örnek. Bir de su alışkanlığımızı nasıl geliştirelim ilgili örneklerle biraz da kafalarını rahatlatmak, onları canlandırmak istiyorum. Tabii pek çok yerde var, pek çok yerde okuyabiliriz ama biz bir kere su alışkanlığı, su kültürünü doğru alışkanlık haline getirmeyen bir toplumuz. Doğru su içmeyi de beceremiyoruz. Bu noktada benim en çok önerdiğim konulardan bir tanesi insanların sabahleyin kalktığında 2 bardağa yakın suyu, ılık su ama çok soğuk değil, çok sıcak değil, ılık suyu içmeleri, o günü zinde geçirmeleri. Bunu bir de limon sıkalım mı hocam? Hafif limon sıkabilirsin ama ben şöyle örnek veriyorum ya bunu. Ben yapıyorum bunun için. Çok güzel oluyor. Bakın şöyle düşünün. Bir bitkiyi, pencere önündeki bitkiyi düşünsün. Sabahleyin kalktığında dibine az su verdiklerinde o gün o bitkinin ne kadar canlı olduğunu göreceklerdir. İnsan da aynıdır. Bünyesindeki bütün hücreleri yenilemesi, canlandırması, uyanması, sağlaması çok önemlidir. Kalktığında mutlaka 1-2 bardak ılık suyu içmelerini öneriyoruz. Bir. İkincisi, mesela yatmadan yarım saat önce 1 bardak su içmeleri gece kalp krizi riskini azaltıyor. Bu benim değil, bu konudaki uzman tıpçıların söylediği sözler. Mesela duş almadan önce 1 bardak su içmeleri, duş alırken o sıcak suyun veyahut da duşun vücuttaki kan basıncının ani yükselmelere örnek geçiyor. Tansiyonu düzenliyor gibi
bizim mutlak suretle günün belli dönemlerinde suyu doğru tüketmemiz lazım. Bir de günlük su alışkanlığımızı geliştirmemiz lazım. Su tüketim alışkanlığı. Mesela biz en çok hepimiz yapıyoruz bunu dairede. Sabahtan akşama çay kahve çay kahve. Aslında çay kahve diüretik bir şeydir. Vücuttan pek çok şeyi yok eder veya atılmasına sebep olur. Halbuki bugün diyelim ki sabahleyin bir bardak çay içtim. Aynı kufama bir bardak su doldursam bir dahaki sefere çay yerine su içsen vücut ciddi anlamda bir dinlenme gösterecektir. Bakın şu anda biz bu programda çay yerine su içiyoruz. Ne kadar güzel. Dolayısıyla günün belli saatlerinde bunu bir alışkanlık haline. Hatta ben diyorum ki çocuklara da bunu derslerde söylüyorum. Sürekli gördüğünüz yerlere küçük dipnotlar, su içmeyi unutturmayın diye dipnotlar yazın diyorum. Su içmeyi bir alışkanlık, bir kültür haline getirmemiz lazım. Vücudumuzu zinde tutmanın, canlı tutmanın, sağlığımızı korumanın en önemli yolu odur. Ben biraz önce örnek verdim vücudumuzdaki su azalmasının. Hem insan beyninin çalışmasına hem de vücudun bütün organların çalışmasına etkilidir. Ramazan'da hepimiz yaşamışızdır. Öğleden sonra yavaş yavaş algımız yavaşlar, hareketlerimiz yavaşlar. Niye biliyor musunuz? Vücudumuzdaki su miktarı azaldığı içindir. Başka hiçbir şey değildir. Tek sebebi vücuttaki su miktarıdır. Onun için beni bu saatte bizleri sabırla dinleyen çok kıymetli izleyicilerimize çok teşekkür etmek istiyorum. Onlara en derin saygılarımı sunuyorum. Ama günlük hayatlarında hem suyu doğru kullanmaları, hem suyu tasarruf etmeleri, hem de günlük yaşantılarında suyun değerini ve kıymetini bilerek tüketmelerini, onların sağlığı ve geleceği için yararlı olacaklarını ifade etmek istiyorum. Bu vesileyle hem televizyona hem sizlere tekrar teşekkür ediyorum. Hocam biz teşekkür ediyoruz. Sayın Deveci, sizin de son sözlerinizi. Yani lütfen. Şöyle olabilir, biraz daha çarpıcı olsun diye bir şey söyleyeyim. Hocamın suyun kişisel olarak tüketilmesine ilişkin bir yasal düzenleme yapma olanağımız yok ama benim söyleyebileceğim akılda kalacak bu programın belki en çarpıcı cümlesi su olur. Su insan hakkıdır. Borcunu ödemedin diye vatandaşın suyunu kesemez. Ta ki o mahallede akan çeşme olmayıncaya kadar. Her daha evvel vardı bizim kültürümüzde. Her mahallede çeşme vardı. Para sormayan oradan alıyordu, taşıyordu. Tamam. Ama sen onu yapmıyorsun. Paranı 3 gün geciktirdin diye, 1 gün geciktirdin diye suyumu kesiyorsun. Elektrik gibi değil. Su başka bir şey. O konuda yerel yönetimlerin bir bütçe ayırması gerekiyor. Daha doğrusu başka bir proje geliştirmesi gerekiyor. O konudaki dava açılırsa özellikle bu son düzenlemelerden sonra belediyeler büyük bir sıkıntı yaşayabilirler. Onu da burada söylemiş olayım. Peki, teşekkür ediyorum. Değerli izleyiciler, iki değerli konukla su gibi çok önemli bir konuda benim çok yararlandığım, umarım ki sizler de istifade etmiştirsiniz, çok yararlandığım bir program oldu. Veriler zaman zaman beni dehşete düşürdü ama asla umutsuzluğa düşmedim. Problem büyüdükçe tedbirini de ortaya kondu. Su hayati bir ihtiyaç. Su problemimiz olabilir. Su problemini yoğun yaşamamak için bugünden tedbir almak, suyun kıymetini bilmek ve bir de suyu bir ticari meta değil, Tanrı'nın insanlara bir lütfu, evet, kamusal bir yaşam hakkı olarak algılamak gerektiği noktasında hemfikiriz galiba. Değerli izleyiciler, yeni bir programda, yeni bir konu ve yeni konuklarla buluşuncaya kadar sağlıkla kalın, hoşlukla kalın. Allah kimseyi suya muhtaç etmesin efendim. Yepaş, Osman Kara'yla farklı bakışı sundu.